Emirhan, sen de mi uyuyamadın? Görmeye şimdi git. Olmaz. Önce biraz kendine gelsin. Belki şimdi beni görmek kötü gelebilir. Tekrar bir sorun yaşasın istemem sağlığıyla ilgili. Bir iki gün sonra giderim yanına. Elini öperim, vedalaşırım, sonra İstanbul'a gideriz. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Şimdilik kefeni yırttık ha doktor. Ama sizin işiniz hastaneden çıkmakla bitmiyor. Biliyorum, biliyorum. İyiyim. Ama artık ufak ufak çalışmaya başlayabilirim herhalde, değil mi doktor? Biz ne diyoruz, siz ne diyorsunuz Ethem Bey? Doktor Bey aksini söyleyene kadar istirahat etmelisiniz. İstirahat mı? Sen ne diyorsun başhekimi? İşler beni bekliyor. Canınızın biraz değeri varsa dinlenmelisiniz. Merak etmeyin doktor bey. Dedikleriniz aynen uygulanacaktır. Yemekler hazır mı Nuriye? Size kadar bir şeyler yaptık Şükran Hanım. Hazır sayılır. Ne demek bize kadar? Babam bugün çıktığını bilmiyor musun? Şükran Hanım şeyden... Yani Rüksan Hanım yok diye ben karar veremedim yemeğe. Bu mazeret mi şimdi? Annem yoksa ben ne güne duruyorum? Gelip bana sorsaydın. Ben akıl edemedim. Kes. Bana bahane uydurma Nuriye. Derhal yemekleri çoğaltın. Bu ev bugün dolup taşacak. Misafirleri aç mı gönderelim? İyice şımardınız siz. Kız ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Ne dedim ha? Şunları bana konuşturacaksınız demedim mi? Hadi sallanma da koş sebze Neyman. Kız daha hala bakma yüzüme aval aval. Aklıma gelen başıma gelir zaten. Ha, bu da golün olmadığı yerde Gece Abdurrahman Çelebi. Kendini nimetten sanıyor. Sen ne bakıyorsun bunu tafrasın abla ya? Hakime, daha konuşma da yürü hadi. Delirtme beni. Enginar, ıspanak pres al. 2 kilo da yağsız et al ha. Kız anladın mı beni? Teşekkür ederim ama biraz dinlenmesi lazım. Sonra, daha sonra ziyaret edersiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, sağ ol. Bırakın kızlar, ben kendimi bilebilirim. Çok yoruldum. Dinlenmen lazım. Hadi odaya. Babacığım. Buyurun babacığım. Babayı yatağını açayım. Yok yok. Yatmam. Günlerdir yatıyorum kızım. Dilden çek şunu. Tamam. Ben iyiyim çocuklar. Merak etmeyin. Baba kendini yormamalısın. Oh. Hem daha dikişlerinin durumunu bilmiyoruz. Dinlen ne olur. Dilden? Kolunun halin ne böyle? Baba önemli değil, incittim biraz. Doktora gittin mi? Biz hallettik babacığım. Düştü sadece. Bileği incindi o kadar. Dikkatli ol kızım. Bu yaşta hala hoplayıp zıplıyorsun. Ya Mehmet'le Nesli Şah'ı göremedim. Onlar ayrıldı. Ne demek ayrıldı? Bunu sonra konuşalım. Mahmut nerede Zeynep? Babam yok dedi. Ne demek babam yok?
Hala görüşmüyor musun yoksa? Şey baba, bunu da sonra konuşsak. Ben varım diye mi konuşmuyorsunuz anne? Yok kızım, sen sıkma canını şimdi. İki gün şu evden ayrıldım. Biri gitmiş, biri kolunu kırmış. Ortada çalışanlar yok. Neler oluyor burada? Bir eve göz kulak olamadınız mı ha? Yoksan? Eten hepsinin açıklaması var. Ne demek açıklaması var? Bir aileye sahip çıkamadınız mı? Kızının kocası gitmiş, sen neredeydin ha? Ben sana hastanede ne dedim Zinet? Bu evde benim sözüm hiç mi kalmadı? Çıkın dışarı. Yalnız bırakın beni. Çıkın. Abla. Anne. Yeter artık. Anne. Ablacığım sakin ol. Abla. Yeter. Ethem. Ethem iyi misin? Ama kalmak istiyorum. Hayatım, biz özel bir konu konuşacağız. Büyükleri konuşacağız burada. Ama bilmek istiyorum. Sonra sana da anlatırız, söz. Hadi, hadi bir tanem, hadi canım, hadi. Mahmut'un yaptığı onca şeye rağmen hala ben suçluyum. Ağlama abla, ağlama lütfen. Nasıl ağlamayayım ha, nasıl? Bunca yılımı sevmediğim bir adamla geçirdim. Ama hiç sesimi çıkarmadım. Zor şey biliyor musun? Yine de hala azar, hala tavır. Abla, babam işte. Emirhan evde yok diye bu tafrası. Bizimle ilgili değil. Emirhan yoksa biz varız. Hem biz mi gönderdik Emirhan'ı? Bilmez misin? Emirhan babamın en has çocuğu. Sen kabrisini üstüne alınma. Neden Emirhan has çocuk? Biz neyiz Şükran? Biz de onun çocuğu değil miyiz? Sırf erkek değiliz diye. Duygularımız yok mu bizim? Abla, ondan değildir. Ağır ameliyatlardan sonra olurmuş böyle. İnsan huy değiştirirmiş. Sakinse asabi olurmuş. Geçecek. Nasıl geçecek bilmiyorum. Bize karşı ne zaman asabi değildi ki baba? Bir kere bile sordu mu haliniz nedir diye. Sen ne hissedersin kızım diye bir kere sordu mu? Sorar mı hiç? Biz bir şey hissedebilir miyiz? Biz kız çocuğuyuz. Haksızlık ediyorsun. Bak Emirhan'a da sorar. Hissettiğini yaptı diye aforoz edildi. Görmüyor musunuz? Biz yapsaydık bunu sen o zaman gör aforozu. Babam Emirhan'ı önünde sonunda affedecek. Bak şuraya yazıyorum. Elbette affedecek. Emirhan affedilmeyi hak etti. En azından kendi hayatına sahip çıktı. Biz büyüklerimizi dinledik, hata yaptık değil mi? Yani hayatımız bir hata öyle mi? Allah, abla öyle demek istemedim. Seni kırmak istemedim. Üf, affedersin. Konuşuyor işte boşboğaz. Seni de göreceğiz Vildan Hanım. Abla, sen takma bunları. Baban bu. Saman alevi gibi. Şimdi parlar sonra unutur. Ama ben artık unutmayacağım. Nasıl yani? Sen haklıydın Vildan. Bundan sonra kendi hayatıma sahip çıkacağım. Abla, delirdin mi? Neler söylüyorsun? Sen onu mu deliyim? Yok Şükran. Bugüne kadar babam için yaşadım, takdir görmedim. Bundan sonra kendim için yaşayacağım. Artık canıma tak ettim. Kim ne derse desin, Mahmut'tan boşanıyorum. Ne?